6 hafta kadar önce başlayan Karabağ krizi bugün için sonuçlanmışa benziyor. Rus diplomasisi en sonunda devreye girerekten ateşkesi sağladı. Peki ne oldu? Dün akşam gece saat Bakü saatiyle gece 3'te, yani uluslararası saatle akşam 23'te bütün taraflar ilk başta Nikol Paşinyan'ın Facebook sayfasından yaptığı bir açıklama ile, ama daha sonradan Azerbaycan devlet televizyonuna çıkan Aliyev ve Putin'le ateşkesin sağlandığını öğrendik. Şu anda olan ateşkes içinde şu ana kadar Azerbaycan'ın elde ettiği Karabağ'daki topraklar elinde kalıyor. 1600'e yakın Rus askeri, Rus barış koruyan askerleri Karabağ'a geliyorlar. Yanlarındaki bütün ekipmanlarıyla beraber ve daha da artma ihtimali olaraktan Karabağ'a geliyorlar ve 5 yıl boyunca Karabağ'da kalmalarını hem Ermenistan hem Azerbaycan kabul ediyor. Yapılan anlaşmaya göre 5 yılın ötesinde anlaşma otomatik olarak 5 yıl daha uzuyor. Peki yani buradan çıkan sonuçta çıkarabileceğimiz dersler nedir? Rusya esasında 2018'de Nikol Paşinyan seçildiği zaman Rusya'nın Paşinyan hakkında hiçbir şey yapamadığını birçok kişi söylemişti. Sonuçta 2 yıldan daha fazla bir süre sonra Rusya hiçbir askerini kullanmadan, hiçbir para harcamadan Nikol Paşinyan'ı yerinden oynatmışa benziyor. Çünkü dün akşam Erivan'da olan olaylar Paşinyan'ın artık başbakan olarak kalmasını imkansızlaştırıyor. Aynı zamanda Erivan'daki olaylar öyle dereceye vardı ki Meclis Başkanı Mirzoyan meclisten sokağa çıkarılaraktan dövüldü ve hastanelik hale getirildi. Dün Aliyev'in basın toplantısında yaptığı açıklamada Türk askerlerinin de bu barış gücünün parçası olacağını bahseden bir takım sözcükler kullandı. Ama biraz önce, yani bu kaydı yapmamızdan bir saatten daha az bir zaman önce Dmitri Peskov, Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Türk askerlerinin bu barış gücünün parçası olmayacağını, sadece Rus askerlerinin bunun parçası olacağını söyledi. Belki kurulacak bir bu barış gücünü denetleyen bir yapı içinde Türk askerleri Azerbaycan tarafında, Karabağ değil de Azerbaycan toprakları içinde kalaraktan bu gücün parçası olabilir veya bu güçte karar verme mekanizmasının parçası içinde Türk hükümeti bulunabilir. Ama şu an için bildiğimiz Rusya'nın burada bir şekilde kendi istekleri ölçüsünde bir ateşkes elde ettiği ve Paşinyan'ı sevmediği halk hareketiyle gelen Paşinyan'ı yerinden oynatmayı başardı.